Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelul melaiketu ver ruhu fiha biizni rabbihim. Kulur ruhu min emri rabbi sadakallahul azim. 17-85. İncelemizde bir mesele. Nasıl ki su kendi zararına olarak incimad eder. Buzun zararına temeyyü eder. Lüb kışın zararına kuvvetleşir. Lafız mana zararına kalınlaşır. Ruh ceset hesabına zayıfleşir, ceset ruh hesabına inceleşir. Öyle de bu kullandığı 4 tane yol var, 4 tane yöntem kullanıyor. Bu su ilişkisi, lüp kışır ilişkisi, lafız ve mana ilişkisi, ruh ceset ilişkisi. Bunlar tesadüfi değil. Dikkat ederseniz bir kemalat yönteminden bahsediyor. Bir yoldan bahsediliyor. Yani Risale-i Nur'da kışır yoktur. Öyle rastgele misal kullanılmadığı gibi rastgele sıralama yoktur. Nereden anlıyoruz? Dizilmesinden de anlıyoruz. Hani burada olabilir tesadüf diyelim. Ama başka yerlerde de aynı yöntem kullanılıyor. Kim söylüyor bunu? Lef-i Mahfuz'dakine uygun yazdın diyor. Ona yakınlaştın diyor Hüsrev abiye. Kur'an için ustad. Lef-i Mahfuz'daki Kur'an'ı görüp ona yakın olduğunu söylüyor hattı. Zat. Manayı da ondan çıkınca mana da onsuz olamaz, defi mahfuzsuz. Bakın burada bir merdiven basamağına bakın kesafetten. Su, buz, kesif, hayat yok. Bir merdiven dağıtın, sonra size vereceğim zaten şeyi, hakkı. İki, lüp, kışır. Değil mi? Yani çekirdek ağaç diyelim veya portakal çekirdeği. Dikkat ederseniz hayata merdiven attı. Su, buz, sonra lüp, kışır. Sonra üçüncü basamağa bakın, mana ve lafız. Sonra bir manaya bakın, ruh, ceset. Yani burada hiç tesadüf olur mu? 4 tane. Camidat, nebatat, hayvanat veya hakikat ve ondan sonra ruhsal, insaniyet. Aynı yerde. Şimdi ben şeyi kargasını şey yapayım. Sonra bu yöntemi bir şeyin üstünü açmak için kullanılıyor. Dikkat edin. Mesele budur zaten. Nükteden şeyi. Üzerine açıyor. Bir yere gidilmiyor. Bu su, lüp, kışır, lafız, mana, ruh, ceset, ikisi de aynı yerde. Üstünü açıyorsun. Bunu getiriyor öyle de şu yöntemi kullanarak, daha girmedik bu ne demektir diye. Alemi kesif olan dünya. Alem kesif olan dünya, buz. Alemi latif olan ahiret hesabına, yani bir şey bir yerde bir şey yapılırken başka bir alem hesabına, mesela anne karnındaki çocuğun ayağın, gözün, kulağın takılması orası için değil. Gözün takılması orada işe yaramıyor. Hesabına için örnek veriyorum. Ayak takılması orada zulümdür. Dardır. Karanlık yerde kör maddelerden gözün takılması aydınlık alemine gideceği için. Yani oradaki muamele başka gideceği olduğu alem için. Alemi dünya, kesif olan dünya, alemi latif olan
ahiret hesabına dünyadaki faaliyeti izah edemezsiniz bunsuz. Buradaki faaliyet alemi ahiret hesabına hayat makinesinin işlemesiyle dünya şeffaflaşıyor, latifleşiyor. Hastalık da bir latifleştirme yöntemidir. Sihat da, hayat da. Kudret-i fatıra, hayret verici bir faaliyetle. Fatırayı da kafanı şey koyun, ona göre düşüneceksiniz. Fatırı ben meşgul olduğum için, siz bir lügat manası bakacaksınız ama ben içerisini şey yapmaya çalışayım. Fatır. Fatır demek, zamansız, zeminsiz, zamansız, zeminsiz, maddesiz, mukayesesiz, taklitsiz, lüminesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsız, örneksiz. İlk ve son yapan Allah demek. Yani her sene arabanın modeli değişir, atı modeli değişmez. Zamansız, zeminsiz, taklitsiz, lüminesiz, muacelesiz, misalsız, örneksiz, muacelesiz. İlk ve son yapan fatır. Kudret-i fatıra gayet hayret verici bir faaliyetle kesif, camit, sönmüş, ölmüş etsalarda, çöpe atılan kokuşmuş etlerden nur hayatı serpmesi bir remzi kudrettir ki alim ile latif hesabına şu alemi kesifi nuru hayat ile eritiyor. Hayat nuru ile eritiyor. Hayat ayrıdır. Hayatın bir de nuru var. Hayatın ziyası var. Hayatın nurunu da çözmemiz lazım. Nur, ziya arasındaki farkı bilmemiz lazım. Ona göre konuşlayacağız. Hayatın nuru ile eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor, hakikatını kuvvetleştiriyor. Hakikatını kuvvetleştiriyor. Yani hakikatin bir ucu burada, buz burada. Bu süreç ta orada. Evet, yani bu ders öyle harika bir ders ki, eğer becerebilirsek 2-3 derste, ahiretin üstü açılıyor. Hepten dünya ile ahiret eşit oluyor. Becerebilirsek hissiyatımıza. Hissiyatımıza yaklaştırıyor. Hatta fikir hissiyatın üstünde perde. Onu da atmak lazım. Hissiyat da latifelere perde. Onu da atmak lazım. Perde deyince unutmayın. Örten gizleyen değil. Film perdesi gibi sinemanın ortaya çıktığı yer. Eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor. 4 tane hayat nuruyla bir eritiyor. Kesif maddeleri eritiyor. 2, yandırıyor. 3, ışıklandırıyor. 4, hakikatini kuvvetleştiriyor. 4 da bu. Yukarıdakini hulasalandırdı. Yandırmak, ışıklandırmak, eritmek. Eritiyor, su buz eriyor ya. Bak eritiyor, bunun ilgini çekmiş miydi? Eritiyor, yandırıyor. Tamam. Sonra ışıklandırıyor. Hakikatını kuvvetleştiriyor. Bir merhaleden bahsettim. Mahalleden bahsediyor. Evet. Bir yürüyüş yaptırıyor. Yukarıdakini biraz daha yaklaştırdı. Evet. Hakikat ne kadar zayıf ise de ölmez. Suret gibi mahvolmaz. Belki teşahhuslarda, suretlerde seyr-i sefer eder. Yani aynı hakikat farklı şekillerde sizde, bende gözükür. Benden farklı oluşur. Aynı hakikat farklı suretlerde olur. Suret unutmayın sıfattır. Mesela buz, suyun kar, dolu, buz, mayı olması, katı olması, kar olması, buz olması, dolu olması, tipi olması, balığın kokusu, onlar hep böyle dişe vuruş, seyr-i sefer ediyor. Hakikat büyür, inkişaf eder, gittikçe genişlenir. Hakikatin çapı genişliyor. Yani onu eritince, onu eriteceksin, yandıracaksın. Ondan sonra neydi? Işıklandıracaksın, hakikatin kuvvetlendireceksin. Aferin, mahfuzana maşallah. Yani hakikatin kuvvetlenmesi o 4 merhaleden geçmesi. Evet, mahalleden. Merhaleden geçmesi. İnceleşip burada da bir şey dedi. Hakikat büyüyor, inkişaf ediyor, gittikçe genişleniyor. Bir, belki teşahhuslarda suretler seyir sefer eder. İki, hakikat büyür. Üç, hakikat inkişaf eder. Dört,
Hakikat gittikçe genişlenir. Kışır ve suret ise eskileşir, inceleşir, parçalanır. Sabit ve büyümüş hakikatın kametine yakışmak için daha güzel olarak tazeleşiyor. Ziyade ve noksan noktasında hakikatla suret maküse mütenasiptir. Yani suretle hakikat, yani içindeki taşıdığı hakikatla görüntü ters orantılıdır. O artarsa o aşağıda oluyor. Yani suret kalınlaştıkça hakikat inceleşiyor. Gaflet yapıyor. Suret inceleştikçe hakikat o nispette kuvvet buluyor. İşte şu kanun, bu kanundur. Allah'ın adetullahıdır. Kanunu tekamülde dahil olan bütün eşeğe şamildir. Ki dahil olmayan yoktur. Her şey dünyada güzeli hamiledir. Gübre bitki hamiledir. Bitki hayvana, hayvan insana. Böyle baktığınız zaman her şeyde seyri sefer var. Zerrat Bahsi'ne söylüyor. Makinedir diyor hayata. Tamam, kıştadır, mekteptir, nehir gibidir. Demek herhalde bir zaman gelecek ki kainat, hakikat uzmasının kışır ve sureti olan alem-i şehadet. Yani hakikatın kışır ve sureti olan alem-i şehadet, Fatih-i Zülcelal'in izniyle parçalanacak, tam üstü açılacak, sonra daha güzel bir surette tazelenecektir. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضِ غَيْرَ الْاَرْضِ Sırrı tahakkuk edecek. Yani bizim zannettiğimiz arz başka bir arz. Yani tebedül edecek. Bedelleşecek. Bedeline dönüşecek. Çekirdek ağaç, ağaç çekirdeğe. Elhasıl dünyanın mefti mümkündür diye devam ediyor. Şimdi bize takdim edeceği nedir Mustafa? Nasıl ki şu su kendi zararına olarak incimad eder, buz da buzun zararına temayül eder. Şimdi cümle cümle gidelim Hasan. Evet. Nasıl ki su kendi zararına olarak incimad eder. Buz, buzun zararına temayül eder. Yani sıvılaşır. Lüp kışın zararına kuvvetleşir. Lafız mana zararına kalınlaşır. Ruh ceset hesabına zayıfleşir. Ceset ruh hesabına inceleşir. Yani suretin hani külliyat üç tane mana var ya, her nereye okursak suret, hakikat ve mahiyet. Suret, hakikat, mahiyet. Yani muhakkak o üç şeyden bahsediyor yani. Nereye okursak okuyalım, hangi risale okursak. Suret, suret, hakikat, mahiyet. Mahiyet. Onların şeylerini tamam. Bahsediyor yani. Zaten suretin altyapısı olan mahiyet ve hakikat olmasa zaten çöker. Çöker. Yani susuz buz düşünemediğimiz gibi, evet. Yani her yer muhakkak o şeyden bahsediyor. O zaman dişe diyor. Vuruşu, suretin dişe vuruşu, hakikatin görünüşü. Evet. Tamam. Burada da suret ve hakikat. Yani İlişkisini söyle. Suretin hani kanuniyetinde bir tekamül, tekamüle tabi edilen, içinde bir hakikat gizlidir ama o suret işte tekamül ederse hakikat ortaya çıkıyor. Yani suret, diyelim ki işte ceviz, içerisinde bir lüp var ama sureti parçalanınca, hani sureti kemale gidince parçalanıyor, sonra lüp hakikat ortaya çıkıyor. Peki surete şöyle bir şey desek olur mu? Suret bizim orada öyle değil. Suret şudur. O eşyanın sendeki karşılığı. Çünkü suret herkese göre değişir. Mesela diyelim ki adam ya kadın çocuğunu kaybetmiş bir kadın diyor. Şöyle baktığı zaman dünyanın suretini ağlar görür. Değil mi? Mesela bir kayıp olmuş, iflas etmiş bir insanı böyle baksın bu dünya der yani. Her şey birbirine girmiş, donuk zanneder. Kimisi de ehli tefekkürdür, Allah Allah, kainata bak ya gülüyor diyor. O zaman suret herkese göre değişkendir. Senin gördüğün gibi görmüyor. O küz de farklı görür. Nazar olarak değil mi Hasan abi, sizin dediniz? Bir de işte eşyanın kendisinde ha, o, olarak. Ona.
Sabit değil yani suret. Sabit değil ha. Suret değişiyor. Yani sendeki mana değişince suret değişmiyor mu sende? Değişiyor. Mesela daha önce çiçekken şimdi bir kitap oldu. Onu şey olarak söylüyor Üstad. Fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesi bir surettir diyor. Ama mesela o Kızılcaz'da fotoğrafı çektiğin zaman bahçenin kelebeği var, ağacı var, taşı, toprağı, deresi var. O kartpostal surettir diyor. Yani onu taşıyor içerisinde. Bize indirgeyelim, daha şey latifleştirelim. Sima surettir. Ama haya utanılınca gözüküyor. Suret ya. Korkması, namaz kılıp kılmaması, zina ile zekatı verip vermemesi simasından belli. Demek ki suret devamlı değişkendir. Yani siret surete devamlı dönüşüyor. Aksine yani. Evet. Yani birbirine geçitler var. Yani baktığımız şeyle hakikatımız değişiyor. Hakikatımıza göre simalarımız değişiyor. Veya bakışımız değişiyor. O zaman hakikatta süret zaten ters orantılı olduğunu aşağıda söyledi. Makusel mütenasiptir diyor. Evet. Sonra. Yani aynı zamanda sureti de şey değil biraz sonra yani zahir. Yani süret. Zahir evet. Zahire de diyebiliriz. Zahir olan şeylere. Zahir aldatır diye. Eşeğe süret diyoruz. Evet. Fakat o suretin içerisinde bir şey var. Hakikat var. Mesela onu 492'de Zahir'den hakikata o geçen şeyi tarif ederken şöyle bir cümle kullanıyor. Hadi bakalım. Veliyet-i Kübra'yı tarif ederken zahirden hakikata geçmek iki suretledir diyor. Hakikata geçmek. Yani bir yerlere bir gitmek değil de İnkılaba uğramak mı? Aynı içeri yani aynı hal içerisinde bir oluyor. Evet. Ay zahir için hakikati görmek. Hakikat görmek. He. Orada onu diyecek şimdi burada. Diyor ki biri doğrudan doğruya hakikatin nizamına kabul, tarikat berzana girmeden hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Hakikati zahir içerisinde bulmaktır. Yani hakikat zahirde, zahirin içinde. Evet. Ama birbirinin üzerine bindirilmiş fakat kapatmıyor. Şöyle meyvenin mesela şekli var. Onun şekli rengi kapatmamış. Onun üzerinde koku var. Koku da rengini kapatmamış. Tadı da kapatmamış. Birbirinin üstüne bindirilmiş ama hiç birbirlerine alakası yok. Kapatmıyor. Evet. Hayat var aynı zamanda meyvede. Gene kapatmamış. Letafet var, nezaket var, maksat var, gaye var, hikmet var, ilim var, bir sürü şeyler var. Hiçbirisi birbirisini kapatmamış. Fakat hani meslevinde de niyet ve nazar mahiyet eşyayı tahiredir. Yani o niyet ve nazara göre değişiyor. Kapatıyor ve örtüyor. O zaman bizle alakalı bu. Bizle alakalı. Hani perde dediniz ya perde hani perde örten oluyor veya perde açan oluyor. Açan oluyor. Çok hani, güzel. Bu perde çok önemli. Eğer nazarı gaflette olursa veya nazarı dalalette olursa ne oluyor? Perde o zaman örten oluyor. Kendisini örtüyor. Ama şuurlu bir nazarla baktığı zaman perde o zaman açan oluyor, gösteriyor. Tamam. Yani, her bir şey için diyebiliriz onu. O zaman bu zahirden hakikat geçmek böyle bir biz böyle cesette tık 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 gitmek değil diyor Miraç'ta. Kalben ve ruhendir. Beden burada. Yani İnkışağının inkışafından, mesela mısır patlatıyoruz veya mısır şey çekirdeği patlatıp ağaç çıkıyor. Ağacın çıkması için bir yerlere gitmiyoruz. Orada oluyor. Yani niyet ve nazarımızda oluyor sana bu işler. Burada alemimizde. Yani kendimizde niyet ve nazarımıza göre hakikati örtüyoruz veya görüyoruz. Hani köpüğün suyu örtmesi gibi nazarı gaflette örtüyor suyu ama üflesen o köpük gidecek. Altta su var, hakikat var. İşte nazarı gaflet. Veya tekamül edememek, yani cüziyette kalmak, külliyet kesbedememek. Tamam. İnsanı ne yapıyor? O hakikatin
aslında kendisi örtüyor yani hakikati. Evet. Oysa her şey açık. Yani insan Esma ile en mükemmel bir aynı zahir bir şekilde gösteriyor ama hayat, niyet ve nazar onu değiştiriyor. Yani mevhumu muhakkak bilmek diyor ya. Hani eneyi tarif ederken şeyde enaniyet, hani menfi tarafını tarif ederken şu alanın dördüncü anın sonunda üç tane şey sayıyor da. Aynı darlığı bilmemek, haksız demelik, mevhum muhakkak bilmekten. İleri geldiğinde vücut rengini ve suretini almış. Ademdir. Ademdir. Evet. Yani mevhum ilahı hakiki ilah olarak kabul ediyor. Hakiki ilah tabii manada kalıyor. Kendisini mevhum ilah olarak, kendi mevhum ilahını hakiki ilah olarak görüyor. Kendi aleminde. Evet. Nurculukta da öyle ha. Böyle kendi anlayışını, mesela benim kendi anlayışımı bu budur diye şablonlamak neymiş biliyor musun? Okuduğum halde cehaletim artıyor. Yani kendimi bloke ediyor. Acayip bir şey. Taassubun alt verisi neydi? İki tane özellik varmış taassubun. Hatırladın mı? Cehaletle. Cehaletle. Ademi muhakeme. Muhakeme edememek. Ademi muhakeme. Ademi muhakeme. Aferin. Cehalet ve adem muhakemeden kaynaklanıyor. Taassub. Ama devdir ha. Cahildir. Okumuş cahil. Çok tuhaf. Evet. Şimdi o zaman şunu toparlarsak. Su kendi zararına olarak incimad eder. Buz buzun zararına temayül eder. Ne demek? Ne anlarız bunu? Nerede kullanabiliriz? İşte burada da yani onun tekamülünde bu vardır. Yani kesafetten her şey aşağıda diyor ya, başka da her şey hayat makinesi işlemesiyle kafete doğru gidiyor sana. Yani kendi hakikatine gidiyor. Yani buz, buz oldu diye sudan uzaklaştı mı? Yok. Nerede su? Yani buzun neresinde su? Kendisinde aslında. Peki, şöyle anlayalım. Buzun neresinde su olduğunu anlamak için şöyle bir misal vereyim. Buzdan suyu al. Ne olur ortada? Hakikattan, suretten hakikati alın, buzdan suyu alın gibi olur. Aynen. Onu bak, o dediğiniz şeyi teyit eden çok güzel bir 509'da bir yer var. Şeyi anlatıyor da. Ben de orayı açmıştım. Bir tecrübe madde asıl değil ki vücut ona münhasır kalsın ve tabi olsun. Madde belki... Belki madde bir mana ile kayındır. İşte o mana hayattır, ruhtur. Hem bir müşahede madde mahdum değil ki her şey ona irca edilsin. Madde gibi gözüküyor, hayattır ha. Madde hayattır. Zaten 336 lemalarda bütün kainatın hayattan yaratıldığını söylüyor. Nadir abi güzel bir nokta yaz var bu usta. Yani ağacın büyümesi diyor, hayatın imbisatıdır diyor. Evet, yoksa ağaç büyüdüğü için hayat büyümüyor. Değil. Hayat büyüdüğü için, imbisat ettiği için madde ona kılıf olmaya çalışıyor. Suretten gözüken ağaç. Yani şey gibi. Hakikaten hayatın imbisatı. Doğru. Gömlek büyük bana aldığınız için ben büyümek ihtiyacını yapmadım. Ben büyününce gömleği değiştiriyorum. Evet. Gömleği ben kendime göre şekillendiriyorum. Yani ağaç büyüdüğü için hayat büyümüyor. Devam et. Belki hadimdir, bir hakikatin tekamülüne hizmet eder. O hakikat hayattır, o hakikatin esası da ruhtur. Bilmeden hem madde hakim değil ki ona müracaat edilsin, kemalat ondan istenilsin. Belki mahkumdur, bir esasın tekamülüne bakar, onun gösterdiği yollarıyla hareket eder. Aşağıda da şey var, çok hani, güya madde inceleştikçe, buzu erittikçe, yok olmuyor. Bizim maddiyatımızdan, buzluktan çıkınca, uzaklaştıkça ruh alemine, hayat alemine, şuur alemine yakınlaşıyor gibi harareti ruh, nur hayat daha şiddetli tecelli ediyor. Yani suretten çıkınca böyle bir boşluğa düşmüyorsun. Bu maddeden anlatıyor daha. Kışır, lup, lafız, mana, ruh cesetten bahsetmiyor. Mesela bir bardak buz. Eritin su. Kaldırın ortadan suyu. H2O. Kaldırın H2O enerji. Enerjiyi kaldırın esir. Esiri kaldırın aynı maddi hayat. Kaldırın onu aynı hayat.
Cennet işte. Cennet aynı hayattır. Hayatın zatları ve cevherleri doludur diyor ya. Yani buradadır yani cennetin hakikati. Onu da ortadan kaldır. Akıl cevheri. Onu da kaldır ruh cevheri. Onu da kaldır Nur Muhammed. Hepsi aynı yerdedir ama aralarında sonsuz mesafe var. Şey gibi, odun içerisindeki duman ve nur gibi. İki zıt aynı yerde ama birbirini kapatmıyor. Evet. Ama odun gözüküyor. Sureti odun, hakikatin nur ve duman. Odunu yakınca ne çıkıyor? Duman ve nur. Birisi açan, birisi kapatan. Göz gözü görmez. İkisi de mekanı mekansız. Gayri muayen. Muayen değil. Bir anda her yerdedir. Isı çıkmış. Hiçbir yerde değil. Hiçbir yerde işte zordur. Odun yapmak, odun yapmak zordur. Yani bir enerji, her tarafı, dünyanın her tarafını kuşatan bir enerjiyi gayri muayyen, muayyen olmayanı muayyenleştirip odun yapmak zordur. Enerji olarak kalması kolaydır. Bir şeyin uçması daha kolaydır. Ama bir yerde hapsolması zordur. Yani ruhun yapısı da aynı böyledir. Ruh bir anda her yerdedir. Yapısı bu. Isı gibi. Ama cesedi sıkıştırmak her yerde olmaya nispeten zor iş yapılıyor. Yani evliyaların bir anda çok yerde olması meziyet değil. Yani Allah zoru yapmış. Her yerde olan bir hakikati bir yere koymak. Yani şeyi, enerjiyi ve dumanı her yerde alacaksın, odun yapacaksın. Her yerde onu havayı mesela insana koymuş. Koymuş. Yani dikkat edin, bu çok ilginç. Zor şey yapılmış. Bedende kalmak zordur. Onun için dünyaya gelmeyle zor şey yapılmış. Adem Aleyhisselam cennette bir anda her yerdeydi ama her yerde olduğunu bilmiyordu. Bir yerde durmak için alet lazım değil mi abi? Evet, duramazsın yoksa alet olmasa. Bir yerde duramazsınız. Çünkü karar lazım. Sen bir kimyacısın bilirsin. Bir şeyin durabilmesi için karar lazım. Yani cesedin ruhla beraber olması düşünülemez, hayal olamaz. Böyle olmamış olsaydı, Allah iman esasını getirseydi, ceset ruhla kaimdir, orada bulunabilir, iman edin. Çoğusu kafir olur. Çünkü ruh bir anda her yerde. Duman gibi, nur gibi. İki zıt şeyi, dumanı kapatır, nur açar. İkisini aynı yere koyacaksın ama ikisine benzemeyecek üçüncü bir şahsiyet olacak, odun. Ve kilosu olacak. Ama içerisini, onu meydana getiren kilosu yok. Bakın, dumanı ve nurun kilosu yok. Onlardan yapılan odun kilosu var. İkisinin de mekanı yok. İkisinde yapılanın mekanı var. Evet. Bu zor iş yapılıyor. Yani dünya zordur cennete göre. Cennet tek boyuttur. Cehennem de tek boyuttur. İkisini bir yere koyacaksın. Zordur. Odun yapmak zordur. Onun için bir yer, bir insan çok yerde olması kolaydır. Yakarsın odunu, o aslına dönersin. Ama her yerde olan bir hakikati bir yere, bir maksat için koymak zordur. Abi buradaki zararına kelimesini nasıl anlamalıyız? Ha, zararı şu. Aslında hiçbir şey kendi kararını değiştirmek istemez. Eşyanın tabiatı bu. Su su olarak kalır. Yani yapısı budur. Su olduğu için sudur. Su başka bir şey değildi ki su olsun. O zaman her şey aslına döner. Suya dersen ki ne olmak istersin? Ben su olmam. Çünkü yapısı bu. Su kendi, mesela kendisinden çıkıp da böyle evde yatmak varken derse gelmek istemez adam. İşte kendi zararına derken su suluktan çıkıyor. Ama suretini değiştirip hakikatına geçiyor. Bu onun zararıdır. Kendi zararıdır. Suretin zararı yani değil mi? Suretin zararıdır. Suretin zararıdır. Şimdi abi İhlas Risalesi'nde İhlas'ın taklidi yapılırken diyor ki bir buz parçasının evindeki enayetli şahsiyetini diyor Kur'an'dan gelen havuza atıp eritir diyor. Zor yani, iş değil mi? Zor iş yani. Onunki yapmak zor bir şey yani. Aferin. Çok güzel. Buz, bak buz kalmak ister. Havuza eriyip de İhlas Risalesi'ne aferin lan. Bak gördün mü? Doğru. Yani zarar. Neyi zarar? Şimdi ben mesela herkese fiyat katmak gerekirken herkeste eşit olmam. Kanun ilahi. Dediği hep çok bana derler abi.
Yani bu bir suret olarak, kesif olarak, hani manevi olarak en iyi kesiftir ya kendisi. Sureti bu. Yani sureti o. Eğer kendi hakikatine dönmesi için, asliyetinin erimesi, ondan sonra 24. ikinci dalda da enaniyeti terk eden diyor, terakkisi hizde olur diyor, buhara binin havaya çıkar diyor. Mesela su havaya nasıl çıkar, buz havaya nasıl çıkar, eriyecek su olacak, su da buhar olacak, buhar olarak havaya çıkacak. Yani insanın da tekamülü aynı o şekilde. Buz çıkamaz değil mi yukarıya? Buz çıkamıyor. Buz su olması lazım, su da buhar olması lazım. Ama hakikat güneşini de görmesi lazım. İşte kendini gölgelikte bırakırsan buz erimiyor. Ya işte buz niye zararına su olmak istemez? Biz niçin havuza, Kevser havuzuna eritmiyoruz kendimizi? Mantıken bu usul bakımından orası bize çok menfaatli olduğunu biliyoruz. Yani burası sana bir hakikatin yani kanuniyetinden bahsediyor. Yani maddi cisimlerde, eşyada böyle olduğu gibi. Hani işte bir çekirdeğin kemale gitmesi, hayat makinesi işlemesiyle kesafetten letafe doğru gidiyor ya. O da nasıl oluyor? Yine kendiliği sana mahsusuyla yapmış olduğu bu diyetle değil mi Hasan abi? Evet. Hani insan da iman nuru bu diyet toprağı altında evamir-i tekvim tisali İslami suyla işte o kesafetten letafete gidiyor, gidecek. Yani cüziyetten külliyete. O 509'da okudun ya, o cümleyi ben bir şey yapayım de. Ben de şey yaptım, o uzun olur diye şey yapmadım. Güya madde inceleştikçe, ne demek? Bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça, bu su, bak şimdi, ne oluyor uzaklaştıkça? Ruh alemine, hayat alemine, şuur alemine yaklaşıyor. Orayı nasıl anlıyorsun? Maddiyatın uzaklaşmak ne demek? Mesela bak, buz. Maddiyatın en kesifi, daha ilerisi yok. Ama esma. Su, bunu tutarsın. Yok, şey olarak diyelim, yani manevi olarak. Onu gidelim bak şimdi. Suya. Suretini değiştirdi. Su. Su da suretini değiştirdi. Peki suretini değiştirince ne oluyor? Basitleşiyor mu? Hakikatını mı kuvvetleştiriyor? Hakikatını kuvvetleştiriyor. Hakikatını kuvvetleştiriyor. Yani ne demek hakikat? Buzun hakikati esma burada. Esmanın en uzağıdır buz. Yani atom... En dişteki, en kesif. En soğan kabuğu. Esmanın en kesif tecellisi buzdur. Ha, buzun hakikati budur. Sıraya gidelim, buzdan içeri gidelim. Buz su. H2O. Enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, akıl cemeri, ruh cemeri, Nur Muhammed Esma. Şimdi bu hakikat yolu bu. Buz buzluktan çıkarsa su olur. Hakikatine yaklaştı. Aynı bunun gibi de şu bedene, ustad bedene hane ve yuva diyor. Libas demiyor. Beden, ruhun hanesi ve yuvasıdır. Libası değil. Şimdi adam ruhtan haberi yok. Mesela ben canım istiyor diyor. Zannediyor ki ben istiyorum. Veya ben Kur'an'da hoşlanmıyorum. Ya vesvese şeyi var ya. Yani beden ruh ilişkisini bilmiyor. O zaman erimek demek ille böyle buzu şeye koymak, havuza atmak demek. Bak orada İhlas Risalesi'nde erimek ne demek? Suretten çıkmak. Suretin yaptırıcılığından ayrılmak. Suretlere takılmamak. Yani şöyle diyebilir miyiz? Yani mesela dünyanın üç yüzünden bahsediyoruz da. Ha işte o. Birinci ve ikinci yüzüyle. Dünyayı kesbendil kalben terk. Şöyle Mustafa, hakikate baktığın zaman, teveccüh edince, bütün hakikatları, bak görmeye çalışırsın. Bütünlüğe gelen, yani esmayı fark edip, bütünlüğe gelen çeşitliliğine, hiçbir tanesine takılmaz. Hatta insanların farklılığı, ona zenginlik kattığına inanır. Niye? Çünkü bütünlüğe gelmiş. İnsan bütünlüğe gelmiş. Şöyle diyeyim. Bütün mertebelerden bakabilen, hiçbir mertebeye mahkum olmadan, insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığını inanan insan mühtem melekütü geçiyor demektir. Ne demek o? Şimdi çok iyi biliyor ki mana mertebesi şu buzdan buraya kadar nihayetsizdir. İnsanların farklılıkları, farklı anlayışları. Şimdi bu mesela bir adam düz okuyordu vesaire. Bu sohbeti dinlese kendisine zarar katmıyor. En azından zenginlik katıyor. Zenginlik katıyor. En azından yanlış söylense bile
o yanlıştır diyebilmesi için kendisini doğrulaması gerekiyor. Onun doğru olduğunu ben yanlış söyleyerek ispat ediyorum. Adeta benim yanlışım bile ona ihtiyacı var. Yanlışlığıma ihtiyacı var yani. O zaman bütün mertebelerden bakan, hiçbir mertebeye mahkum olmadan insanların farklı anlayışları kendisine zenginlik kattığına inanırsa suretten geçiyor hakikate doğru. Hakikat seferi başlıyor, mübarekleşiyor. Yani bakıyor doğru, o da doğru. Yani o da doğru. Niçin, nasıl doğru? Cümlenin hakikat payını görüyor değil mi? Evet, görüyor. Bu sefer ne yaptı, nasıl anlarız onu? Bir tane Yahudilerin bir sözü var, dinsizlerin, imansızların bir sözü var. İmanın ve paranın kimde olduğu belli olmaz diyor. Bu Yahudi dinsizlerin sözüdür. İmanın dışa vuruşu vardır. Simadan tut eyleme kadar, tamam mı? Ondan sonra paranın da dışa görünüşü var, zekatı var, sadakası vardır. Değil mi? Eylemi vardır. Yani iman nasıl bir şey var? Sorguyla bir kere anlaşılır. Arabanın varsa şeyleri değil mi? Evet, yani bu yanlış bir şey de. Şimdi bir insan da aynı böyle suretten hakikate geçince, buz gibi eriyince, erimek demek hakikatını fark eder. Fark etmeden hiç kimse seyahat edemez. İlk önce fark etmesi lazım. Kendisini fark etmesi lazım. Hey! İçeride kimse yok mu? Yani kendisini bedenden ifade eden adama ne vesveseden kurtulabilir. İslamiyet ahireti de takliden kabul eder. Suretle hakikattan, suretten zahirden suretten hakikate geçmek, hissiyat insanı bir de onu diyor. Hissiyat insanı ruh derecesine çıktığı vakit diyor. Hani zahirden hakikate geçmeyi tarif ediyor. Hmm. Yani, nasıl geçeceksin? Hissiyat insanı ruh derecesine çıktığı zaman diyor. Yani mesela güneş... Hissiyat insanı ruh derecesine çıkması. Bu güneş buza vurması... Onu suya taşıyor değil mi? Hissiyat da beden, hissiyat ulviye tabii. Hissiyat bir bağdır, şöyle düşün. Dağcı düşünün, çengelli şey var Hakan'a. Çengel, çevir. Fırlattım. Dağa takıldım, tut. Çık, o hedef. O zaman hissiyatlarımız kesif midir? Hissiyatlar kesif değil, bağdır. Bizi hedefe bağlayandır. Hissiyat bağdır. Hissiyatını kes diyor. Bağdır, bağ. Bir yere taşımak, aynı zamanda da Risale-i Nur'da şeydir, koridordur, yürünen bir yoldur. Veya bağdır. Şimdi hissiyat insani ruh seviyesine çıkarsa demek, tefekkür ederek, bak unutmayın, düşünceler, doğru düşünürken kendini kötü hissedemezsin, his. Düşünceler hissi doğurur, hisler duygular aktif eder, duygular bedene çalıştırır. Hormonları çalışır, mesela gadaptır, şehvettir vesaire, hasettir. Düşünce hissiyatımızı getiriyor. O zaman buzdan suya dönmek demek, hissiyat insanı ruha, ruh seviyesine, kalbin ve ruh seviyesi çıkması demek, bir kere tefekkür imani, yaptığın anda tefekküre başladığının kendisi ortaya çıkan o enerji histir. Hissin çok bir acayip bir özelliği var. Hutbe-i Şam 77'de eylemsiz duramaz. Mesela şöyle diyeyim. Mesut hayali. İpin ucunu tut. 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 Gerdim. Gerdim mi? Gerdim. Şimdi burada ip var. Benim ipim gergin olduğu gözüküyor. Ama senin tuttuğun gözükmüyor. Ha, o zaman deriz ki bu ipin ucu ya oraya bağlı veya birisi tutuyor. Ha, hissiyat-ı insaniye beka ile alakadar mı? Beka istiyor mu? Evet. Ebed istiyor mu? Bu his gergin demektir. His iptir. O zaman ahiret denilen bir yere bağlanmış. Çünkü karşısı olmasa his yoktur. Sevgili yoksa sevgisi yoktur. Evet. Yani bir maşuk yok, aşık var. Çok seviyorum. Kimi? Bilmiyorum ki. Düşüneceğim şimdi. Ama ölüyorum ona. Kim? Belli değil. Böyle bir şey olmaz. Hissiyat bir yöntemdir, yoldur, bağdır. Unutmayın. Ben çünkü bazen biraz başım. Ha, o zaman zahirden hakikata, yani hissiyat-ı insani ruh seviyesini çıkarsa, tefekkür ederken onun içine giriyoruz. O içine girmeyi bir örnek vereyim. Hiçbir şey yok şimdi.
mutfakta çalışıyorsun, bir iş yapıyorsun, bir şehvet olur veya gadab olur. Birisini karşımıza çıkarttık. Nasıl diyor, niye diyor ya? Bu falan. Tefekkür ediyoruz onu. Peki o enerji bizi içine almaz mı? O enerji neredeydi? İçimizdeydi. Düşünerek o içimizdeki dışımıza taşıdık, içine girdik. İçimizin içine girdik. Dışımız içimizde. Biz de içimizin dışındayız. Yani şehvetti mesela. O hormonlar değişiyor, zihniyetler değişiyor, artık şey değişiyor. Onlar içerideydi. İşte ortaya çıkan balon o enerji histir. Tefekkür ettiğin an veya konsantre oluyorsun. Evet. Veya birisini bir şey düşünüyorsun. Ortaya çıkan o malzemedir, realitedir, mahluktur, his, enerjidir. Onun içine giriyorsun. Tefekküre nur tabiri kullanıyor. Tabiri. Evet, nur tabiri. Çünkü maya tabiri kullanıyor. Evet, nur kullanıyor. Başka ne kullanıyor dedin? Maya. Maya, evet. Nur mahluktur. Çünkü enenin iki yönü var, nur ve mana. Arkadaşlar, düşündüğün anda ne düşünüyorsan ortaya çıkan histir. Dindeki adı histir, fiziksel boyutu enerjidir. Fizyolojik bir enerji yani. Kimyasal bir enerji. Enerjidir. O zaman tefekkürle neyi tefekkür ediyorsun? Ettiğin şeye bir bağ oluşuyor. O bağın adı hissiyattır. Hissiyat insaniye tefekkür ettiğine kancayı taktığı zaman insan çıkmaya başlar. Burada hangi esmanın tecellisine mazhariyet oluyor sana abi? Hangisi? Bu atan mı, atılan mı, ip mi? Tefekkür. Tefekkür hakim. Kim iyi çekiyor. Hakim. Ama kullandığın malzeme hakim. A çekiyor. Yani kainatı tefekkür ederek oluyor. O zaman tefekkür ettiğin şey, onun için psikolojide kullanıyorum ben bunu. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Bu bitti. Niye? Her düşündüğün şey realitedir, enerjidir. Giriyorsun içine. O zaman senin iki elindedir yani. Kendini mutlu hissetmenin yöntemi ve yolu doğru şeyi düşünmek. Abi buna muvaffak kullanmıyorum, o zaman doğru yerde değilsin. Buna muvaffak olmanın üç yöntemi var. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmak. Hani bunu yapamıyorsun, bu sana ait. Bu sana ait değil iki tanesi. Doğru yerde, doğru insanlar. Mesela şurada kimse kendisini kötü hissedemez. Mümkün değil. Şu anda çok doğru yerdesin. Dalga boyutu kutsi bir mekan diyoruz lan. Duvarların makbul olmasına bir şart da. Doğru mekanda kutsi bir yer. Kabe kutsi bir yer. Ve doğru insan dalga yayıyor, sirayet ediyor. Almanya'dakiler bilir. Köpek sahibine sahibi köpeğe benzer. Sirayet ediyor eşya. Bardak da öyle. Her şey benziyor. Şu kitabı ben okudum. Benden sirayet var burada. Onun için buna delil hepinize söylüyorum. Kendi kitabınızı okuyunca hissettiğiniz mana ile raftan bir kitap aldınız, aynı şeyi mi hissedersiniz? Yabancı geliyor biraz. Yabancı geliyor. Risale-i Nur dahi olsa. Çünkü gibi buraya... Kitapla bütünleşmiş oluyorsun değil mi? Tabii konuşuyor seninle. Sirayet dersi, sirayet. Madde, manaya madde. Ona ait başka bir örnek vereyim herkesin yaşadığı. Bu nurcuların yaşadığı. Herkesin yaşadığını söylüyorum. Osmanlı'nın yaptırdığı camiye girin, namaz kılın. Cumhuriyet döneminde yapılan camide namaz kılın. Aynı ulviyeti hissetmezsiniz. Ve ne var o da bilen. Peki Kabe de taştır. Yani Kabe nasıl bir duygu taşıyorsun? Hacı Resul de taştır. Ama adam ölüyor. Oradan sökün, oradan sökün gidin. Nispet edilmesin Allah'ın evine. Sokağa koyun, üzerine herkes geçer gider. Basmaz, basar yani. Kabe taştır. Ama nispet edilirse Kabe'ye kutsileşiyor. Nispet kesilirse, nispi hakikat dün, tak diye düşüyor aşağıya. O zaman niye? Çünkü onu o mana yükleyen, onu öteye taşıyan bizim hissiyatımızdır. Başka bir tane örneği vereyim, çok şaşıracaksınız. Ben yaptım onu. Yaptım bitti, ben Kabe'de uyguladım. Ama tabii kendi alemimde, hariçte yapamadım. Herkesi buharlaştırdım, kendim tavaf ettim. Baktım Kabe Kabe'likten çıktı. Hiçbir tadı yok. Hiç kimse yoktu. Tek başıma tıngır tıngır şey yaptım. Hacer-i Resvet'in ne manası oldu, ne hakikati oldu, ne hissiyatı oldu. Meğer Kabe'yi Kabe yapan,
o kalplerden çıkan imanların bütünleşmesinden ortaya çıkan imani bir yoğunluktur. Orada iman yoğunluğu var. Enerji boyutu var, enerji. Herkes koyuyor kendi malzemesi. Koyuyor, alan bütününü alıyor. Kabe insanla değer alıyor. İnsanı çıkarırsanız Kabe'nin hiçbir manası yoktur. Ve kendi başına tavaf et. Tıngır tıngır tıngır. Bir şey mi olur? Ben aynı şeyi söyleyeyim. Yemekte uygulayayım. Herkes ayrı tabak yesin. Ailede tek tabak koyun. Veya herkes buharlaşsın. Sofrada sen teksin. Bunun tadı mı olur? Çoluk çocuğu olanlar için söylüyorum. Çoluk çocuğunuz yok. Hanımla veya tek başına. Sen şimdi herkesi memleketi gönderdin. Tek başına yemek yiyorsun. Tadı mı olur? Bulaşık da koyuyorsun, atıyorsun. Tadı mı olur? Kışırla mana biz her gün hayatta da maddeten de kullanıyoruz ama hala anlamıyoruz. Peki sana söylüyorum. Aynı yemekte niye değişiklik var? Yabancılar da dinleyecek. Köpek sahibine, sahibi köpeğine niye benziyor? Benziyor kardeşim. Hatta böyle filmlerde çıkmıştı vesaire. Ben diyordum da abi de videolarını yapmışlar ya. Sevgi yapıyormuş. Bunu gavur bulmuş. Sevgi birbirini bütünleştiriyormuş, tek oluyormuş. Vallahi sahip. Mesela bir gün denedik. İsmail vardı. Dedim ki, abi dedi bak senin dediğini tutmadı bu dedi. Tuttu. Şu Tutkart'tayız. Abi dedi bu dedi köpek bu kadına benzemiyor. Dedim ki tamam. Bu onun değil. Ya yeni almıştır ya dedim onu değil. Olur mu abi? Ya dedim. Sor. Dedi ki abi sor dedim ya. Bir şey olmaz merak etme ben önüne geçeceğim. Abi ayıptır ya burası şey. Ya Allah aşkına ben bilmiyorum lisan. Gir. Dedi, tamam. Gittik durdurduk. Dedi ya. Kusura bakmayın bir şey sormak istiyoruz. Bu köpek sizin mi yoksa emaneten mi? Arkadaşım dedi şeye gitmiş dedi. Endonezya tarafından şey. Ne diyor da yazlık şeyine. Tatile. Onun emaneten bakıyorum. Hepimiz güldük. Ondan sonra o da niçin sordunuz dedi. Çünkü size benzemiyor dedi. Ondan sonra bir şaşırdı. Şey yaptı. Ondan sonra hiç ses yapmadı. Biraz kızdı gibi gitti. Biz de ondan ayrıldık. Baktım. Ben durdum ama. 2-3 metre gitti. Durdu bize bakıyor. Ben anlatsaydın hakikaten yani. Yani anlatacak nasıl olacak? Soracak. Mesela Ustaç Kastamonu İsparta'da 8 sene üzerine kaldığı çınar ağacı var. 8 sene Kastamonu'ya gelince sarıldı. Ağaca mı sarıldı? Barla'dan Kastamonu'ya gitti ya. Sürüldü. 8 sene üzerine kaldı ya Barla'da çınar ağacına. 14. söze geçiyorsunuz. Ağacın mükemmel melekesi aynı ağaca benzer. O alıyor elementleri 0.5 miligram bundan şundan. Onun tipi budur. Şems de mükemmeli de öyledir. Mesela orucun bile mükemmeli var. 3 tane mükemmel meleki var orucun. Herkesten alan. Bir sam, siyam, oruç. Namazın var. Namaz mükemmeli melekesi var. Bir de salat var. Çok tuhaf. Hadi bakalım. Herhalde zaten ilk kemiği konuşuyoruz ama zannediliyor ki oysa bütün konuşuluyor. Yani peki ahirete şunu diyebilir miyiz? Surette manaya geçsen şu dünya da böyle. Yani bedenden girdik. O zaman şu dünya ahiretin üzerine örtülmüş tenteneli perde diyor ya. Yani suyun üzerine bindirilmiş neresiyse ona. Buz nasıl bindirilmişse buzdan maksat dünyadır, ahirette maksat sudur. Buzdan suyu çekerseniz ne oluyorsa, ahireti dünyadan çekerseniz dünya da öyledir. Hepten bitişiktir, aynı yerdedir. Yuhyi ve yumit aynıdır. Hatta mevt daha kuvvetlidir diyor Üstad. Ben onu çok düşündüm. Daha ciddi bir hakikattir diyor mevt. Yuhyi ve yumit. Azrail Aleyhisselam anlatırken, bak şimdi ben onu çok ilgimi çekti. Hayatın yönü alem-i ervahtan alem-i şehadetedir. Tamam. Meftin yönü ise alemi şehadetten alemi gaybadır. Şöyledir. Meftin yönü daha kemalattır. Hayatın yönü daha aşağıdır.
daha kuvvetli budur. Daha ciddi hakikattır. Mev demek buzun suya dönüşmesi ise aynıdır. Başka mev aynı şudur. Düşünce ile ortaya çıkan enerji, tefekkürle ortaya çıkan enerji neyse bedenden çıkan ruh böyle bir enerjidir ki ustad çıplak kalmaz diyor, bir glaf filatifi bir bedeni misalesini giyer diyor. Yani bedensel bir şeydir, süreçtir mevt. Ruhsal bir süreç değil. Küllü nefsin zayikatı mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Ruh tadacaktır demiyor. Yani beden-ruh ilişkisinin çözülmesi, buzun suya dönüşmesi, kışrın luba dönüşmesi, lafızın manaya dönüşmesi, bedenin ruha aktif etmesi. Dördünü kullanıyor. Onun için zaten dünyanın üzerine örtülen dört tane örtü var. Dört tane örtüyü ne kadar kırarsan dünyada orayı, burada yaşarken orayı yaşıyorsun. Kaldığından dolayı ölümden korkuyor. Evet. Zannediyor ki ben ölüyorum. Ben ölüyorum diyor, ikinci fevran ediyor. Ben nasıl ölüyorum ya? Sende maksat kim? Sor bak. Sen derken, ben öleceğim derken benden maksat kimdir? Bedensen doğru öleceksin. Yani sürat hakikati tefrik edememek. Evet. Oysa ruh bahkidir. Kafesten çıkmasıdır. Itlak ruhtur. Vücudun meratibin hakikatine yaklaşmaktır. Zindani dünya diyor. Bostan-ı cinana. Yani ben ölüyorum derken o adama sorun. Benden kastın kimdir? He? Beden ya. Beden. Ondandır ki uşkurluk ve mide ile yaşıyor. Hayatiyet fonksiyonlar. Yani benden kastın bedense tamam öleceksin vallahi. Ama benden kastın ruhsa vallahi ölmeyeceksin. Tebdili mekan edeceksin. Itlakı ruh olacak. Tebedül görecek diyor. Tebedül çekirdek, ağaç çekirdek. Yani nereye gidiyor ki? Dünya, ahiretin üzerine örtülmüş perde bu. Dört tane perde örtülmüş. Bak ahiret. Üstüne ruh ceset ilişkisi şeyini koymuş. Örtü. Bir örtü de koymuş. Şey yapmasınlar diye herkes. Bak niye örttüğünü anlatacağım da çok ilgimi çekecek. Sonra lüp kışır. Lafız mana. Bir örtü de sarmış. Bir örtü de sarmış. Lüp kışır. Bir örtü de sarmış. Buz su. Niye sarmış? Güzeller sarılır. Güzeller örtülür. Eğer ahiretin güzelliği bu perdeler kalkıp gözükse hiç kimse burada kalmaz, intihar ederdi çabuk. Onun için perde koymuş. Dört tane takmış. Ahiretin güzelliği herkes görse kimse dünyada kalmazdı. İntihar ederdi. Hayatlarını korumazlardı. Ondan örtülmüş. Ahiretin örtülmesinin en büyük hikmeti dünyadakileri cezbetmemesi için. Burada işlevi devam etsin diye. Yoksa neydi adın ya? Unuttum, kusura bakma. Mehmet'im. Mehmet kardeşim. İntihar eder herkes. İnan herkes intihar eder. Buna delil intihar edenler. Burada sıkıldı, hemen sığınak yere. Niye intihar eder bir insan? Bir şeyden kaçar. Peki nereye kaçıyor? Sıkıntıdan kaçıyor, sıkıntısız alemi. Demek ki o sıkıntı öyle bir şey yapmış ki dünya çekilmez oldu, ahiret güzelleşiyor. Adeta o sıkıntı bile buzdan suya döndü adam. Onun için Allah dört tane perdeyle örtmüş ki burada kalın şimdi. Peki hakikati fark edenler ne yapıyor? İşkence çekiyorlar. Burada onun için büyükler demiş ki ya Rabbi ben ne yaptım? Elini uçturuyorlar. Ben ne yaptım ki hala sıram gelmedi. Tefekkürle ölmüyor muyuz peki? Ha? Tefekkürle ölüyorsun. Tekrar birleşiyor. Evet. Yani tefekkür ehli, mesela beden ehli şudur. Bedeni öldüreyim bak. Haramlar bedeni öldürür. Haramları terk eden, farzları yapan bedensel ölmüştür. Bedensel ölen zaten ölmeyecek. Ona ne mutlu. Bedensel yaşayan, haramları kale almadan yaşayan bedenini, nefsaniyetini güçlendirmiştir. Ha bu ölecek. Bu ölecek. O yüzden ölmeden önce ölünüz demiyor. He, ölmeden önce ölünüz. Burada zaten münker mekir burada biliyorsunuz. Haşir de burada oluyor tefekkür olayıyla. İnkılap görüyor.
Haşir her şeyin değişmesi, hakikatinle nüfuz etmek. Evet. Demek ki dört tane yöntem, eğer kazmayı kazdın, bir perde geldi, bir daha kaz. Yani bu su ilişkisini anlarsan, yani şu dünya denilen atom, atom altı, zaten dinsizler Cehenn hadisesinde, gay neymiş biliyor musun? Gizli şey evraklar çıktı, adam Müslüman oldu, İngiliz ateist. Nedir bu dinler diyor ya, çeşit çeşit. Japonya'da 3500 tane var. Ya diyor, atomun, maddenin dibine inelim, sıfır. Bütün bilim adamlarını da toplayalım. Bunların bilim adamlarının karşısına bir tane çıkmış da böyle sofistayi, efendim bir tane molla, bir tane hoca, mocalar, işte brahmanlar, brahmenler. Ne yapabilir ki? Bütün fizikçileri toplayalım, bak atomun dibine indik, öyle bir şey yok. Din min olsa bir alameti mi maddede olmazdı? Ahiret olsa bir mi kokusu olmaz? Ahiret olsa ona işaret eden, ona götüren bir ipucu mu olmaz? Biz indik atom altına, kimse yok. Bitti. Diye başladılar. Bir baktılar ki atom altı, atom üstünden daha kaos. Daha acayip enerji. Eşittir MC kare. Atomun üstüne benzemeyecek bir tuhaf alem. Karşılaşınca oralar idare edilemez tek başına. Kafalar döndü. Yani merkezsiz proton, elektronlar dönemez, olamaz. O zaman demiş ki Higgs atomu var. Burada tanrı parçacığı var. Tanrı buraya bir parçacık koymuş. O zaman her bir atoma tanrılık vermek zorunda kaldı. Adı Higgs atomu, yani tanrı parçacığı diyen İngiliz ateist adam. Demek zorunda kalmış ve Müslüman olmuş. Atom altı, atom üstünden daha harika. Yani su buzdan daha harika. H2O'dan daha harika. Çünkü H2O her şey olabiliyor. Gözde olabiliyor. Bakın güneşte de hidrojen helyuma dönüşmüyor mu? Nükleer santral budur. O hidrojen 40 milyon santigrat dereceye sebebiyet veriyor. O hidrojen gözde vazife yapıyor, hidrojen. Suda vazife yapıyor. Otokaporta dükkanına bakın, bir tüp hidrojen, bir tüp oksijen. Bire bir olunca çakmak yapıp yakıyorlar. Kaportaları ısıtmak için. Hidrojen, oksijen bir bir olursa yakıcı oluyor. Suya bakıyorsun, söndürücü oluyor. Yani su buzdan daha harika. Ama sudan daha harika hidrojen ve oksijen daha her şey olabiliyorlar. Bakın her şey olabilen buza sıkışmış. Her şey olabilen suya sıkışmış. Her şey olabilen hidrojen oksijen olmuş. Her şey olabilen enerji olmuş. Her şey olabilen esir olmuş. Her şey olabilen madde hayat olmuş. Yani üzerindeki battaniye kalktıkça bu her şey dediğim şey Esma'ymış ya. Battaniyeyi kaldır. Kaldır battaniyeyi. Kaldır, kaldır, kaldır. 18 bin alemi burada gördüm diyor usta. Anladım demiyor. Mektubatta değil mi? 18 bin alemi burada gördüm, anladım, intikal ettim, okudum, düşündüm demiyor. İşte bu Risale-i Nur'u tefekkürle okuyan, tefekkürle okuyup alemine mal etmeye çalışan, yani burada bu dört taneyi nedir sıralı böyle teniyle, gazete gibi değil. Gazete harici okutturduğu için zevklidir. Bu bizi. Ondan sonra bakıyorsun bu perdeler olduğunu, bizi bir yere taşıdığını, ha bunu aleminde, yani aleminle alemi seyredeceksin. Yani sonra göreceksin ki bütün kainat hesabı efradındır senin. O zaman ahirette dünya eşit oluyor. En azından düşünce boyutunda. Biraz da terakki edersen his boyutunda ahiret dünya eşit oluyor. Biraz da içeriye geçersen fikir ve efkar ve tasavvuratta oluyor. Sonra kalbin ve ruhun derece hayatına geçiyorsun. O zaman dünya ve ahiret. Bu keşfe kubur geçiyor, gidiyorlar, geliyorlar. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, avamın beklediği cenneti diyor, havas dünyada, ruhun da onu yaşar. Evet, bir saat oldu mu? Burada kalalım sonrasında. Tamam, bu ne oldu? Hepsi, bu bir saatimiz buz kışır. Dört tane şeyin üzerine durduk. Durmadık da, luba geçmedik ki. Bu suret üzerine daha ziyade. Suret? Şey, lüp ve mana, şey, lafız ve mana şey yapmadı ki kelam. Evet. Ona gelince orası deliler bölgesi orası. Bu tamamen, bu benim kastım, benim şeyim şu. Buz da suydu.
Şimdi Lüb'le Kışır'la Lüb. Ona geçeceğiz. Yarın ona çalışıyoruz. 4 ders olacak. Bu birinci ders, bu su. Yarın Lüb Kışır. Daha fazla yok. Tamam mı mühendis bey? Anlaştık mı arkadaşlar? Tamam. Osman anladın mı? Fatih anladın mı? Anladık mı? Bana bak sen de çalış. Şey nerede arkadaşın? Burada keselim. Peki. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas salavatı.